Arkadaşlar bu hafta sanırım gruplardan birinde atladığımız bir konu vardı salgından önce. Hızlı bir şekilde ona değineceğiz. Ve daha sonra da hemoglobinin katabolizmasından bahsedeceğiz. Önce tabii iki gruba da hemoglobin ve miyoglobinle alakalı bir bilgilendirme yapmıştım. Arkadaşlar bir dakika benim sizin sesinizi kesmem lazım yoksa bayağı hışırtılar gelecek. Buldum. Evet, sanırım herkesin sesini kesebildik. Dediğim gibi bu hafta en son yüz yüze yaptığımız derste bir hemoglobin ve miyoglobinden bahsetmiştik. Hemoglobinin tetramerik yani 4-6 üniteden oluşan, miyoglobinin ise monomerik yani bir alt üniteden oluşan birer porfirin olduğundan bahsetmiştik. Tabii veya hatırlayacak olursak hemoglobin evet 4 tane alt üniteden oluşuyor. Merkez atom olarak hemoglobinde biliyorsunuz demir var. O bakımdan isterseniz bir şunu söyleyelim önce. Vücudumuzda hem ihtiva eden hemi biliyorsunuz hemoglobinin bir parçası. Hemoglobin iki parçası var. Hem kısmı, o bir molekül ve bir de globulin kısmı, protein kısmı yani. Hemin biyosentezini anlattım size. Hızlı bir şekilde bu derste de yine birazcık üzerinden geçeceğiz. İçeriğinde hem molekülü bulunan bir tek hemoglobin yok vücudumuzda. Miyoglobin, stokromlar, katalaz, bazı peroksidazlar gibi bir takım diğer biyokimyasal yapılarda da hem molekülü var. O bakımdan hem biyosentezi sadece hemoglobin içeriğimiz için elzem olan bir şey değil. Diğer stokromlar, katalazlar, bazı peroksidazlar bunlar için de gerekli. Dolayısıyla hem sentezi için de vücudumuzda demir olması lazım. Demir metabolizmasını bilmemiz lazım. Tabii şöyle incelediğimiz zaman şunu büyütürsem sanırım daha iyi göreceğiz. Şöyle. Evet. Şöyle bakacak olursak vücudumuzda demir kaynağı, bir numaralı kaynağımız diyetle aldığımız demir. Demiri diyetle aldığımız yani besinlerle aldığımız demiri intestinal epitel hücrelerinden vücudumuza alıyoruz. Bakınız emilim ne şekilde? Biliyorsunuz demir değişken değerlikli bir element. Bir artı iki ve diğeri de artı üç formu var. Bakınız diyetle aldığımız demir hangi formda? Demir artı iki. Bağırsak epitel hücre, intestinal epitel hücrelerimizi alıyoruz. Ve bununla beraber simport olarak %10-15 oranında da vitamin C'yi absorbe ediyoruz intestinal hücrelere. Daha sonra demir artı 2, demir artı 3 formunda transferine bağlı. Transferini klinik biyokimya dersinde benden alanlara anlatmıştım. Transferin, seroplazmin bunlar birer neydi arkadaşlar? Bunlar birer akut faz reaktanıydı. Pozitif akut faz reaktanlarından bir tanesiydi. Bunu yine anemi panelinde biyokimya laboratuvarında ölçtüğümüz yapılardan bir tanesi. Ne iş yapıyor? Bir transport protein. Dolaşımda demir molekülü transferine bağlanarak taşınıyor. Bağlandı. Bu arada şunu da söyleyeyim atlamadan. Bil yani safra. Safra da aynı zamanda biraz dersin sonunda daha iyi anlayacaksınız. Demir içeriği olarak tabi biliyorsunuz safra 12 parmak var. Duodenuma dökülüyor. Ve buradan intestinal sistemin ilerleyen kısımlarında safrada bulunan demir molekülleri de demir elementi de demir iyonları da tekrar intestinal hücreler tarafından emilime uğratılabiliyor. Bu da kulağınızın bir kenarında kalsın. Transferine bağladık demiri.
Hemoglobinden başka diğer moleküller vardı. Stokromlar, demir içeren enzimler, miyoglobin gibi. Oraların üretim yerlerine taşınabilir. Esas bizim şu an konumuz hemoglobin olduğu için hemen biz nereye taşıdık? Kemiğe taşıdık. Kemikli, kırmızı kemikli. Hematopoyezi anlattım size. Hematopoetik kompartmanlarımız neredeydi? Kırmızı kemikliğinde aktif bir şekilde oradaydı. Yetişkinlerde biliyorsunuz oraya geldi. Eritropoyez yani eritrosit yapımı gerçekleşti. Red blood cell yani eritrositlerin içerisinde hemoglobinimiz var. Dolayısıyla demir nereye geldi? Benim diyetle, besinlerle aldığım demir eritrositlerin içerisine kadar hematopoyez veyahut da eritropoyez ile hemoglobin içerisine girdi. Demirin dolaşımı artık nasıl olacak? Biliyorsunuz eritrositlerin belirli bir ömürleri var. 120 gün kadar. Bunlar 120 günün sonunda yaşlanıyorlar, hasarlanıyorlar ve artık yıkımlanmaları gerekiyor. Biliyorsunuz retikülendotelial sistem hücrelerinin makrofajlarında biz eritrositleri yıkarız, parçalarız ve onun içerisindeki hemoglobini de parçalarız. Dolayısıyla hemoglobin retikülendotelial sistem hücrelerinde parçalandıktan sonra bakın demir tekrar açığa çıktı. Bu demir seruma, hemosiderin molekülüne veyahut da transferin ile dolaşıma katılarak terleme, işte ürinasyon, gayta gibi yollarla demir kayıpları olabiliyor. Buralardan geçtikten sonra transferin tabii karaciğerde bilirubinin konjüge hale getirilmesiyle beraber artık bilirubin safraya geçebiliyor. Safra asitleriyle de tekrar bağırsak sistemine yani intestinal sisteme dökülüyor. Böyle bir demir dolaşımı var. Bunu şimdiden bir bilelim. Bunu anlattım. Hemoglobin ve miyoglobini. Birazcık şöyle kısa bir söyleyeyim. 2 alfa 2 beta 6 ünitesi vardır hemoglobinin biliyorsunuz. Yapısında %3 hem molekül, %97'si globulin zincirinden oluşuyor. Her bir globulin zinciri 141 amino asitten oluşur demiştik. Evet, buraları hızlıca geçmem lazım artık. Evet, hemoglobin sentezi için nelere ihtiyacımız var? 1. Transferrin, ferritin. Neden? Çünkü bunlar intestinal sistemimizde emilime uğrattıktan sonra dolaşımda gerekli yerlere iletilebilmesi için demirin bunlar lazım. Hemoglobin için demire ihtiyacımız var biliyorsunuz. Dolayısıyla bu ikisi de biyokimyada anemi panelinde bizim biyokimya laboratuvarında sizin daha doğrusu ölçtüğünüz analitlerden birkaçı. Protoporfirin sentezi gerekiyor. Protoporfirinlerin sentezini söyledim size. En son protoporfirin 9'a demir elementi, demir atomu eklenmesiyle beraber merkezine hem molekülü oluşuyordu. Dolayısıyla protoporfirinlerin sentezinde ne kadar görevli enzim, koenzim, vitamin, mineral neler varsa onların hepsine ihtiyacımız var hem sentezi için. Globulin sentezi gerekiyor. Yine bu globulin sentezinde de talasemileri göreceğiz ilerleyen derslerde. Alfa ve beta zincirinin sentezi. Bu gerekiyor. Ve vitaminler işte burada geçen bütün enzim sistemleri protoporfinlerin sentezinde gerek globulinlerin sentezinde bir sürü enzimler var. Burada gördüğümüz vitaminler onların koenzimi olarak ve bazı kofaktörü olarak yer aldıkları için bunlara ihtiyacımız var. Yani size şöyle bir soru sorulsa, denilse ki işte aşağıdakilerden hangisi işte hemoglobinin biyosentezi için ihtiyaç yoktur veyahut da vardır. Bakın nelere ihtiyaç var gördünüz. Vitamin C'ye ihtiyaç var. Vitamin B2, B3, B6, B12, vitamin E ve folat. Bunlar arkadaşlar özellikle vitamin B12, folat, transferrin, ferritin, bunlar anemi panelinde bizim daha başka şeyler de var. Klinik biyokimyada anlatacağız. Mesela total iron binding kapasite yani TIBC diye bizim verdiğimiz sonuç total demir bağlama kapasitesi gibi. Bu sonuçların hatta ve hatta bakın şurada retikülositler bunu yine biz hematoloji laboratuvarında ölçüyoruz. Bunların her biri anemilerin ayrıcı tanısında, anemilerin değerlendirilmesinde bizim hekimlerin laboratuvar olarak bizden beklediği sonuçlardan bazıları. Hem biyosentezinde hiçbir şey yokken bir tek seksiyon CoA ve glisin var. Bu ikisi birleşiyor biliyorsunuz. Anlattım bunu size daha önce.
Yani en azından giriş yaptık. Başka derslerde de olsa. Süksinil CoA artı glisin. Alasentaz vasıtasıyla ala yani aminolevulinik asite dönüşüyordu. Bu olayın başlangıcı. Dolayısıyla size bir soru sorulursa denirse ki hem molekülü aşağıdaki hangi moleküllerin türevlenmesiyle oluşuyor? Mesela süksinil CoA ve glisin, değil mi? Dolayısıyla aşağıdaki aminositlerden hangisinin yokluğunda hem biyosentezi sekteye uğrar mesela, değil mi? Glisin. Bakın glisin bir aminosit olarak burada görüyorsunuz. Mesela süksinil CoA. Bu süksinil CoA nereden geliyor olabilir buraya? Bu süksinil CoA umarım biyokimyada görmüşsünüzdür. Temel biyokimyada. Size ben girmemiştim. Mutlaka görmüşsünüzdür. Süksinil CoA mesela nereden geliyor olabilir süksinil CoA? Şuradan geliyor olabilir. Örneğin mesela pirimidin katabolizmasından. Mesela timin nükleotit ya da timidin parçalanırken en son ulaştığı yer süksinil CoA. Yine bazı aminositlerin parçalanması neticesinde vesaire. Yani en azından nereden geldiğini bilelim. Evet. Glisin nasıl bir aminositti? Arkadaşlar bilen var mı? Bakın bu sorguladığım şeyleri lütfen not alın. Bunlar size ihtiyacınız olacak şeyler. Laboratuvar teknikeri olacaksınız. Bunları ölçeceksiniz. Bilmeniz lazım. Glisin arkadaşlar bizim vücudumuzda üretilebilen bir amino asittir. Dolayısıyla besinlerle almamız lazım gelen yani esansiyel bir amino asit değildir. Onu da söylemiş olalım. Tabii bu oldukça karmaşık bir yolak. Burada söyleyeceğim ara moleküller, burada arada geçen enzimler falan bunları bilmeniz gerekmiyor. Yani sizin seviyenizde bunların bilinmesi gerekmiyor. Yani şart değil ki ön lisans seviyesinde ağır olur bunlardan bahsetmemiz. Ama olayın başında süksinil CoA ve glisinin birleşerek aminolevulinik asit alayı oluşturduğu alasentaz vasıtasıyla onun daha sonra mitokondriyal membrandan geçerek şöyle porfo bilinojen, oradan üroporfo bilinojen 3, koproporfinojen 3, protoporfin 9. Şuraya kadar hani çok elzem değil bilmeniz ama şunu bilin lütfen. Olayın sonunda süksinil CoA ve glisin geliyor ve protoporfirin 9'a kadar evriliyor. Protoporfirin 9 neden önemli? Protoporfirin 9'a biz demir atom. Bu arada şu da soru olarak karşınıza gelebilir. Hem molekülünün içerisindeki demir hangi değerliktedir? Demir artı 2. Tamam unutmayın. Demir artı 2'dir. Protoporfirin 9'a demir atomunu ekledim sen bakın şu merkez atomuna. Artık bunun adı protoporfirin 9 değil. Bunun adı hem. Dolayısıyla buna bir de globulin zinciri taktığımız zaman bunun adı artık hemoglobin olacak. Dolayısıyla burada gördüğünüz bütün enzimatik sistemler, bunların koenzimleri, burada geçen vitaminler, işte mineraller, bunların hepsi anemi açısından önemlidir. Takip edilmesi lazım. Yani, tamam. Dolayısıyla buradaki herhangi bir, bunu da unutmayın bu dediğim lafı, buradaki enzimlerden herhangi birinin kalıtsal yokluğu veyahut da çalışmasının bozulması nedeniyle ortaya çıkan rahatsızlıklara, hastalıklara porfiriyalar diyoruz. Bakın hangi porfiriya hangi enzimin kalıtsal yokluğundan veyahut da iyi çalışmamasından, çalışma bozukluğundan ileri gidiyor. Böyle bir soru sormayız ama bunu bilmeniz lazım. Porfiriye ne demek? Bakın çok genel konuşuyorum. Porfiriye ne demek? Söyledim işte. Hem biyosentezindeki enzimlerden birkaçının veyahut da bozukluğu neticesinde, kalıtsal yokluğu neticesinde ortaya çıkan metabolik rahatsızlıklara porfiriyalar diyoruz. Bu kadar basit. Tamam mı? Yani size tutup da hani tıpta uzmanlık sınavında çıkan sorular gibi işte hangi porfiriye hangi enzim yokluğunda olur? Böyle bir soru olmaz ama en azından yani en azından porfiri nedir bunu bilin. Evet. Bakın burada yine biyokimyasal yapısını göstermişiz. Protoporfirin 9 demir atomu merkezine bağlandığı zaman artık bunun adı hem. Hem sentezinin regülasyonu buraları geçeyim. Ders çünkü bir 40 dakika sürecek. Ben buraları size bizim uzaktan eğitim sisteminin ayrıntılı kitabi bilgiler de koyacağım. Oradan da yine takip edersiniz. Yine bakın burada göstermiş işte porfiriye kütanya tarda, akut intermittent porfiriye, hereditar koproporfiriye gibi çeşitli porfiriye. Hani bunların isimlerini
söyleyeyim yani bilmeniz şart değil. Size biraz ağır gelebilir bunlar. Ama porfiriye nedir? Bunu bilin. Tamam mı? Laboratuvarcılar. Bakın burada yazmışız. Buradan okursunuz. Evet, gelelim hemoglobin katabolizmasına, yani yıkımlanmasına. Tabii söyledik, kemik iliğinde üretildi eritrositler. 120 günün sonunda bakınız bir uyarı çıktı. Evet, sanırım bir saate uzatacak sistem. Neyse. 120 günün sonunda eritrositler ne oluyor? Yaşlanıyor. Anormal ve hasarlanmış eritrositler haline dönüşüyorlar. Ki bizim bunları şey yapmamız lazım. Bertaraf etmemiz lazım vücuttan. Bakın. Siz gerçi iyi biliyorsunuz. Sizde bir farkındalık var. Lütfen kan bağışlamaktan vazgeçmeyin. Kanını bağışla. İşte bak ne oluyor? Kanını bağışlamazsan tabii bu yaşlanmış eritrositler. Ne güzel, kanını bağışla. Kurtul bunlardan. Vücudun bir tazelensin, yenilensin. Bak bunlar parçalandıkça bir sürü katabolik yük sana, bize. Dolayısıyla hemoglobin miktarın müsaitse, yaşın, kilon müsaitse kan bağışlamaktan vazgeçmeyin. 120 günün sonunda hasarlanan eritrositler nereye geliyorlar? Şu makrofaj. Bu makrofajlar neredeki makrofajlar? Bunlar retikuloendotelial sistem hücrelerinin makrofajları. Yani dalak ve karaciğerdeki makrofajlarımız. Dalak ve karaciğerdeki makrofajlarda ne oluyor? Hemoglobin molekülü arkadaşlar söyledim. Hem de globininden oluşuyor demiştik. Önce hem ve globinine parçalanıyor. Bu nerede oluyor? Bu makrofajlarda oluyor. Hem molekülü daha sonra önce biliverdine daha sonra bilirubine dönüşüyor. Bakınız bu oluşan bilirubin, bu makrofajlarda oluşan bilirubin ankonjüge bilirubindir. Yani konjüge edilmemiş bilirubindir. Yani indirekt bilirubindir. Sizin laboratuvarda biliyorsunuz iki çeşit bilirubin ölçüyorsunuz. Üçüncü çeşit bilirubin de hesaplıyor makine. Direkt bilirubin ve indirekt bilirubin ölçüyoruz. Total bilirubin ikisinin toplamıyla hesaplanıyor. Dolayısıyla buradaki bilirubin neymiş? Bu bilirubin işte indirekt bilirubin. Tamam. Bu bilirubin indirekt bilirubindir. İndirekt bilirubin şunu bilin, suda çözünür değildir. Dolayısıyla safraya, idrara vesaireye geçemez. Ne yapmam lazım? Benim bu bilirubini mutlak surette suda çözünür kılmam lazım. Suda çözünür kılamazsak bu bilirubini hiperbilirubinemiler ortaya çıkar. Normal erişkin bir bireyde bilirubin seviyesi 1 miligram bölü desilitrenin bir saniye. Bu dersi kaydediyor muyuz acaba? Umarım öyledir. Şey fark ettim, onu düzeltmem lazım. Bir dakika. Ya evet, kaydediyormuşuz. Ne diyordum? 1 miligram bölü desilitrenin üzerinde, yani desilitrede 1 miligramın üzerinde bir bilirubin miktarı görürsek bu hiperbilirubinemiye girer. Ve bunun çeşitli standartları var. Yani yeni doğanlarda işte yaşla beraber değişiklikler gösterebiliyor. Body mass indeksiyle beraber değişiklikler gösterebiliyor. Ama onu bilelim. 1 miligram bölü desilitre total bilirubin miktarının yükselmesi hiperbilirubinemi olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla bunu laboratuvarda bunun tanısını koyduran sizsiniz. Tamam. O yüzden ya hocam ne alaka bilirubin falan filan, hani bu hastalıklar şunlar bunlar niye bahsediyorsunuz? Valla bahsedeceğiz çünkü yani bunları sen ölçüyorsun. Bir zahmet bunları bil. Tamam mı arkadaşlar? Bunları bilin. Bilirubin ne oldu? Karaciğere geldi. Niye? Karaciğerde bilirubinin öteki slide'ı geçemedim. Şuraya kadar anlattık. Makrofajlarda hem ve globulin ayrıldı. Hem ne oldu? Hem oksijenaz enzimiyle bakın yapısından demir atomu, karbon demir atomu çıktı. Ne oldu? Bakın bir NADPH, bir NADP'ye dönüştü. Bir hidrojen verildi. Biliverdin. O biliverdin rediktazla bilirubine dönüştü. Bilirubine kadar artık bunu biliyorsun. Hemoglobin, hem ve globulin, daha sonra bilirubin. Bilirubin makrofajlardan çıktığı zaman kanda serbest halde taşınamaz. Çünkü suda çözünür değildir. O bakımdan bilirubinin kanda taşınabilmesi için bunu yine klinik biyokimya dersinde söyledim. Albümin neydi hatırlarsanız? Majör transport proteindi, kan proteini. Aslında albümin birçok şey açısından önemlidir, yeri gelmişken. Albümin arkadaşlar
Kan viskozitesinden sorumlu ve hatta kanın onkotik basıncından sorumlu bir numaralı biyomoleküldür albümin. Albümini ölçüyorsunuz biliyorsunuz laboratuvarda. Albüm düşüklüklerinde mesela kan ozmositesi bozulacağı için kandan perifere su çıkışı olacak ve periferik ödem vesaire gerçekleşebilecektir. Albümin bu açıdan bir önemi var. Başka bir önemi, yani albümin eksikliklerinde volüm düşeceği için bazı biyokimyasal parametrelerin de bu volüm düşüklüğünden kaynaklı yüksek çıkması söz konusu olabilir. Bu da yine kulağınızın bir kenarında dursun. O bakımdan albümin hani bir diğer önemi onkotik basınç, hani bu evet önemli plazma onkotik basıncı açısından. Şu anki ders için önemi albümin en önemli taşıyıcı kan proteinidir. Yani işte yağ asitlerinden tutun. Mesela aspirin içtiniz, asetilsalisilik asit, o bile albümine bağlanarak taşınıyor. Dolayısıyla bakın bilirubin de albümine bağlanarak taşındı. Nereye taşındı? Karaciğer. Neden? Karaciğer şunu bilirsiniz, birçok şeyin detoksifiye edildiği merkezdir karaciğer. Detoksifikasyon merkezidir. O bakımdan bilirubinin de yüksek konsantrasyonlarda olması bizim için toksiktir. Aslında bilirubin bizim için toksik bir molekül. Bunu bizim derhal uzaklaştırmamız lazım, bu katabolik artı. Laboratuvarda ölçüyorsunuz, bilin bunları. Bilirubin miktarı mesela yeni doğanlarda 15 miligram mililitrenin üzerine çıkarsa, işte 14-15 o civarlarda fototerapi ihtiyaç olabiliyor. Biliyorsunuz bilirubin, daha önceki derslerde söylemişizdir, bilirubin ışık altında bozulan bir yapıya sahiptir. Parçalanır yani. Dolayısıyla fototerapi ile biz ne yaparız? Bu bir fazla bilirubin baskılamak adına kullanabiliriz. Daha da şiddetli bir hiperbilirubinemi olursa, mesela Crigler-Najjar tip 1 hastalığında görürüz bunu. Veyahut da yeni doğan sarılıklarında yine olabilir. Mesela 20-25 miligram mililitre gibi o civarların üzerine çıkarsa, burada da mesela kan değişimleri ihtiyaç olabiliyor. Hekimin tabii şey yapmasıyla, muayenesiyle. Dolayısıyla bunları kulağınızın bir kenarında bulunsun. Yani sen ölçüyorsun, yanlış bilirubin sonucu vermen hayati önemlidir. Yani bunu bilin lütfen. Bilirubin. Yani bütün biyokimyasal parametreler önemli. Tabii de hani ben yeri gelmişken her şeyi konuşurken öneminden bahsediyorum laboratuvar açısından. Bunu da bilin. Evet, karaciğere geldi. Ne olacak karaciğerde? Detoksifiye edilecek. Safrayla veyahut da idrarla atılabilir hale getirilecek. Bunun temel şartı nedir? Söyledim az önce. Bilirubinin suda çözünür hale getirilmesi lazım. Bilirubin suda çözünür hale getirilebilmesi için karaciğerde öyle güzel bir şey var ki glikuronik asit bunun adı. Bilirubin glikuronik asitle konjüge ediliyor. Tamam, şu glikuronik asit bakın. Bu glikuronik asit UDP yani urosil difosfat ile bağlı bilirubin gelmezden önce. UDP glikuronik asit peki glikuronik asiti bilirubine verir UDP. Dolayısıyla bilirubin glikuronik asit olur. Önce bilirubin monoglikoronat ya da bu arada glikoronat bunları kimyada söylemiştik size kimya dersinde. Glikuronik asit mesela karbonat karbonik asit değil mi? Biliyorsunuz. Dolayısıyla glikuronat ile glikuronik asit aynı şey veyahut da glikuronik bunları bilin. Hani kimyasal bilgi. Dolayısıyla mesela sodyum klorür ile sodyum klorit aynı şeydir. Tamam mı? O bakımdan. Hani bunu da bilin. Bir glikoronat, bir glikuronik. Hocam bunlar farklı şeyler. Bunlar farklı şeyler değil. Aynı şeyler. Bilirubin diglikoronat. Veyahut da bilirubin diglikoronik asit oluştu. Önce monoglikoronik asit, sonra diglikoronik asit oluştu. Bunu yapan enzim, unutmayın bu önemli. Bakın bunu unutmayın. Bilirubin glikoronik transferaz enzimi. Tamam mı? Bilirubin glikoronik transferaz enzimi. Bu enzimin kalıtsal yokluğundan bazı kalıtsal hastalıklar ortaya çıkıyor. Mesela Crigler-Najjar tip 1, tip 2, Gilbert hastalığı gibi bir takım hiperbilirubinemik hastalıklar. Özellikle mesela Crigler-Najjar bunu bilin. Dolayısıyla ben glikuronik asiti bilirubine bağladığım an ne oldu artık bu bilirubin? Artık suda çözünür hale geldi. Dolayısıyla ben vücudum artık safraya çıkarabilir. Dolayısıyla ne olacak? Karaciğerden safraya geçiş olacak. Onu da diğer slaytta göreceğiz. Şöyle pardon.
Bakın ne oldu? Asas eritrositler parçalandılar retikül endotelial sistemi hücre makrofajlarında. Dolayısıyla bilirubin kaynağı olarak hemoglobin parçalandı, bilirubin oluştu. Bilirubin albüminle bağlandı, karaciğere getirildi. Karaciğerde glikuronik asitle konjüge edildi ve nereye gönderildi?